Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tekbir getirmek. Tekbir, Arapça kelime, mastardır bu da, kebber fiilinden. Kebberü kebbürüden, tekbir mastar Arapçada, tefil babından. Tekbir, büyükleme anlamına geliyor. Allah-u Teala Mevlamızı büyükleme anlamına geliyor. Tekbir namazın anahtarı önce. Namaza bununla giriliyor. Yani iki kelime Allahu Ekber demek. Allah'ın geleceği Ekber. Ekber aslında isim tefzı deniyor buna. En büyük anlamına geliyor. En büyük. Buradaki tekbir anlamı da en üstün anlamı. En üstün. Allah Celle Celaluhu Mevlamız her şeyden üstün. Azametiyle, kudretiyle, ilmiyle yani her şeye tam bir egemen, hakimiyet şu alemde. Her şey onun emrinde, her nokta onun emrinde Mevlamız. Yani bu kolay bir şey değil tabi böyle. Mesela bir insanı yönetmek, bir insanı yönetmek, kul işi imkansız bir insanı yönetmek, bir insanı. İnsanın sinir sistemi var. Onların sindirilmesi, salgıların salınması, onların kara geçip emilmesi, bütün damarların kontrolü, beyin kontrolü, yani bir insanı şöyle tam denetlemek imkansız. Bu kadar insanlar var, bu kadar hayvanat, karıncalar, kuşlar, balıklar, denizlerde, melekler, felekler, gökteki büyük cisimler, güneşler, galaksiler, hepsini Mevlam'ı görüyor, biliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Allah-u Ekber buyuruyor. Yani bir nevi bir şaşkınlık böyle. Artık kulu aşan bir anlam, kulu aşıyor. Bir tacü değil mi? Tacüp. Yani artık şaşkınlık, hayret makamı. Allah-u Ekber. Ne büyük şey Allah'ım diyor inşallah. Yer altındaki faylar mesela, fay hatları var böyle. İşte başıboş mu? Beyinde kılcal damarlar başıboş mu? Ne esen yer başıboş, ne akan su başıboş, ne bir şey başıboş. Her şeyimiz emrin denetiminde. İşte bu anlama geliyor. Allahu Ekber. Anlamı çok büyük. Buna tekbir tabi deniyor. Tekbirin farzı var. Yani farz olan tekbir var. Vacip olan tekbir var. Sünnet olan tekbir var. Ve nafile tekbirler var ibadet olarak. Tekbir farz oluyor. Neden farz oluyor? Tabi ayet-i kerim hakkında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha Resul makamına geçmedi daha. Evine giderken bir ses duydu evine giderken Mekke mükerremede. Ya Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kaldırıp baktı. Bir melek gördü. O Cebrail aleyhisselammış. Yerin karşısını kaplamış ama. Tam azametiyle Cebrail aleyhisselam. O anda Peygamber henüz hatta bir resul olmadığı için ürktü, korktu. İşi ürktü, titreme başladı. Eve geldi. Ya Hatice, ben ört. Yani destruni, destruni. Beni örtün, örtün. Örtün beni, örtün beni dedi. Titriyor yani böyle. Bekledi hafı çektim. Fakat titreme geldi. Mübarek hırkası vardı, yeşil. Hatice Vali anamız Allah razı olsun ondan. Onun üzerine örttü. Hem işte bir yattı ama işi titriyor böylece. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam eve geldi.
Eve geldi, göründü Peygamberim, açıkça göründü. O anda Peygamberimize o titreme, korku gitti o anda, alındı onlar kendisinden böyle. Korku titremeydi kendisinden. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam şu akile getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel müddessirü kum fe enzir. Ya eyyühel müddessirü. Ey örtüye bürünüp yatan. Yatan. Müddessir, tedessür eden örtüye bürünüp yatan. Kum, kalk, kalk. Nereye kalk? Ayağa mı? Ayağa kalk ama göreve kalk, göreve. Şimdi kalk. Yani sen yatmak için yaratılmadın. Kum, kalk. Fe'enzir, hemen inzara başla. İnzar, korkuyla uyarma anlamına geliyor. Korkuyla uyarma. Yani böyle yapmasan başı gelir. Mesela bir kimse çocuğunu karşıya gönderecek yol üzerinden. Önce onu uyarır. Aman yavrum, bak, arabalara bak, sağa sola bak. Yani aksine tehlike var anlamına geliyor böyle. İnzar yapmadı, inzar. Uyarma, korku uyarma. Bunu Mevlam buyurdu. Fe'enzir, insanları uyar ama korku ile böyle. Nasıl korku? Yani eğer dine sana uyumazlarsa cehennemde onlara haber ver. Azap haber onlara böyle. Öyle ya bir Mevla bunu yaratmış. Yani gerçekte kul kendini bilse, bilse muhteremler, İnsan bir nefesi boş harcayamaz. Biz yaratan Mevla muhtemelen. Bizler bir topraktık, toprak. Yaratan çiğnen topraktık böyle şey. Mevla bizi topraktan yarattı. Sonra insan şeklinde dünyaya geldik. İnsan şeklinde dünyaya geldik. İnsan şeklinde dünyaya geldik. Burada kalıcı mıyız? Yok. Ne kadar kalacağız? Elimizde mi? Değil. Sorumuz ne olacak? Yine insan toprağa gidiyor, mezara gidiyor. Kişi orada ne oluyor? Yavaşça çürüyor. Çürüyor. Çürümeyen de var. Var ama onlar biraz da farklı insanlar muhtemelen. Bir yere kazanmışlar işte onlara böyle. Ve Rabbeke fekebbir. Ve Rabbeke, Rabbine de fekebbir. Tekbir yap, büyükle Mevlam. Hemen ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah. O anda Hatice Validemiz, Radıhallahu Anh Hazretleri, o bir şey sezdi. Cebrail'i göremedi ama görmeye gerek yok. Bir Cebrail Aleyhisselam geldi mi, orada hava değişti tabii. Atmosfer değişti orada da böyle, manevi değişti orada. Peygamberimizin tabii onda tam bir Resul Peygamberliğe geçiş dönemi oldu. Hatice bakıyor, böyle Peygamber'e bakıyor, bir şey oluyor, yani bir şey sezdi. Ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri, tebrik etti Peygamber'e. Ayağa kalktı, Allahu Ekber dedi, Allahu Ekber dedi. O anda Peygamberimize o tekbir makamı verildi. Bak, o bir makam, tekbir makamı. Allah'ın büyüklüğü, azameti, egemin hakimiyeti o anda Peygamber'e verildi. Ya ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Artık Kur'an çatı tavan yapıyor gelmiş şey böyle. Başı arş arada. Bütün alemi görüyor böyle. Alemi görüyor. Her şey Allah diyorlar. Her şey. Allah diyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da Turistan'a da peygamberlik verildiği anda Musa Aleyhisselam'a beşer fersah yani beşer kilometre etrafından o havale ona verildi. Her zerreyi gördü orada. Onda. Gece karanlığında her zerreyi gördü böyle. Bahtaki tilkiler, kurtlar, ayılar, kuşlar, karıncalar, böcekler, otlar, bitkiler, ağaçlar hepsi Allah'ı zikrediyorlar böyle. Hepsini gördü böyle. Hepsini gördü böyle. Yani hiçbir zerre başıboş değil, hiçbiri gafil değil, hiçbir gafil değil.
Zaten bir hayvan gafil olmasa avlanmaz. O anda hayvan gafile giriyor, avlanıyor. Ama insan başka bir hayvan. Mesela kuş bile Allah zikredecek avlanmaz o böylece. O anda zaten gafil oluyor. O zaman avlanıyor zaten böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalktı. Başı arşı alada. Bütün böyle alemi gördü böyle. Tabii görüş, burada görüş de hikmetini yani perakasına gördü arşımızı gördü ve tekbir getirdi. İşte bu ayet-i kerimeye göre Mevlam buyuruyor. Rabbeke fekebbir ayetiyle tekbir getirmek farz. Ne zaman farz? Namaza girişte farz işte. Her namaza girişte ama namaz farz namazı olsun, sünnet olsun, nafile olsun her namaza girişte tekbir almak bu farz. Farz. Ne demek farz? Yani bir hac gibi, oruç tutma gibi böyle bir ibadet, bir tekbir almak. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri tekbir hakkında et tekbiretül ula yudükâr rejülü meal imami. Bir kimse ama camiye giden bir erkek imamla beraber o tekbire yetişse iftah yetişse çok önemli bak. Demek ki bir kimse erkek camiden kimse imamla beraber o tekbir yetişse ilk tekbir işte böyle. Hayrün lehü minel elfi bedenetin yehdiha. Bin tane deveyi kesmekten hediye etmekten etini bu daha hayır daha sevap. Tabi bin tabi anlamı kesret çoğunluk anlamına geliyor burada. Anlamına geliyor. Demek ki pek çok develeri kesip kurban edip de etini tamamen dağıtmaktan bu daire böylece. Yalnız tabi bir bundan gaflet değil muhtemelen böyle. Yani o tekbirin diğerini bilemiyor muhtemelen. Bilemiyordu böylece böyle. Şimdi cahil bir çocuğa mı, küçük bir çocuğa mesela altın da versek ve çikolata versek hangisini ister? Ve çikolata ister muhtemelen. Şimdi bizler de meleklere yanında cahiliz meleklere karşı. Melekler bakıyor bize namaza girişimizde. Bir yerde altın var, tekbir, iftah tekbiri var. Yani bütün himmet insanın amacı olması gerekiyor onda, tekbir olması gerekiyor. Bu an tabii gönülde, akılda, fikirde hep çikolatalar var böyle, dünya şeyleri, yani dünya zevk var böyle şey böyle. Ona bir de gülüyor, melekler gülüyor ama. Namaz kılan Müslüman ne yapıyor? Günde tam 17 defa tekbir aldı, iftar tekbiri. 17 defa. 17 tane farz yerine geliyor, 17 farz. Tabi bilinçli olursa başka ne vereceğim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Ancak ona mahsus büyüklük. Günümüzde bu çok kullanılıyor. En büyük filan, en büyük. Haşa, çok bir aykırı maddeler. Tehlikeli yapmıyor böyle. En büyük Allah Celle Celaluhu maddeler. Allah'ın haşa şirk orada yok böyle şey. En büyük Allah Celle Celaluhu. Bu tekbirin ismi iftah tekbiri. İftitah tekbiri. İftitah tekbiri. İftitah açış anlamı geliyor. Yani miftah. Anamıyla. Miftah, anahtar demek. Bu tekbir nedir bu tekbir? Namazın anahtarı. Anahtar. Namaz bir hazine. Namaz sonsuz bir hazine namaz. Namaz gerçekten çok ama çok bir hazine namaz. Gerçi farkında değil ama yani hazine için yüzüyorsun namazla. Hazine namaz. Ne vardır namazda? Olmuyor şey yok ki namazda. Sübhaneke okumak ne demek namazda? Bir Sübhaneke. Mevlam arşı yaratınca dört melek yarattı. Dört tane melek yarattı Mevlam. Her meleğin büyüklüğü dünyadan, dünya değil de galaksiden daha büyük derler. Bir meleğin büyüğü böyle.
Dört melek yüklendiler aşağılayı, biraz zorlandılar. Bunlar Sübhaneke okuyunca ona böyle güç verdi muhtemelen. Dördü ayrı okudular, dört kelimesini. Girmeyeceğim tabii, çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ona da güç verdi. İşte namazı ne oluyor namazda? Biz namaza girince, hani Sübhaneke okunuyor, o namaz yükünü kaldırmak için. Mela bir namaz kolay mı? Hayır. Bismillah. Ve innehâ lekebîretün illâ lehâşi'in. Ve innehâ lekebîretün. Namaz büyük güç Mela, namaz güç. O namazı becermek, Allah huzurunda o namazı kılmak, hakkıyla kılmak çok güç. İllâ lehâşi'in ancak huşu sahiplerine becerebu böyle. Yani namaza gereken verilmiyor namaza muhtemelen böyle. Verilmiyor böylece. Kaldır köyde giriliyor. Demek ki iftah tekbiri anahtar. Namaza ondan giriliyor, hazine oradan giriliyor. Önce ilk olan tabi Sübhaneke. Ve Şafi'de yine vecih tuvaleti gelmesi de var Şafi mezhebinde. Evinizi, Besmele, Fatiha, hele Fatiha-i Şerif, 7 ayet-i kerime, 7 gökleri fethediyor. Zamm-ı Sûre okunuyor. Rükû secdelerine gidiliyor. O hazineyi bu anahtar açıyor. İşte anahtar güzel olursa hazineye dahi girilebiliyor. Yani şu anlama geliyor. Tekbir alırken biraz uyanık olmak gerekiyor. O anda. Allah-u Ekber diye. Bu farz olan tekbir bu. Gelelim ikincisi, vacip olan tekbirler, vacip olan tekbirler var. Vacip, tekbir alması vacip böyle. Bu da nedir? Teşrik günleri deniyor. Teşrik günleri, teşrik günleri. Teşrik, kefile. Değil, kafile bu da bakınız. Teşrik, o kaf olacak, kan olacak böyle şey. Kef olsa teşrik, anlamı çok ters bir anlamı. Bak. Teşrik kafile şarka dönme. Yani doğu şark anlamına geliyor böylece. Kef olsa, ince teşrik olsa haş Allah şık koşmanı. Tam ters bir anlam ver bak. Tekbir teşrik kafile. Teşrik kefil oldu mu? Mastar oluyor, şerik eden Allah şık koşma anlamına geliyor böylece. Tekbir-i teşrik, teşrik günleri var. Ne bunlar? Kurban bayramı birinci gününe yevm-i nahir deniyor. Kurban kesme günü. Üç günde de diğer üç günde yani dört dönecek kadar bunlar da teşrik günleri, teşrik. Niye bu isim verilmiş? Her zaman Mekke-i Mükerreme'de hac olurdu. Cahiliye döneminde de olurdu böyle. Ve kurban kesilirdi Mekke Mükerreme'de. Bu kesilen kurban etleri doğranırdı. Nasıl? Şöyle pastırmaya benzer yassı doğranırdı. Bundan taşla kurtulurdu. Hala yapan var bunu orada böyle. Hala. Geçten daha çoktu yani ben gittiğim zaman daha çoktu o zaman böyle. Şimdi tam Mekke Mükerreme'de taşla yanırlar gün üzeri böyle. Taşlar hep karattı oran taşlar yanmaktan. Taşlar böyle yanar güneşten. Saçtan daha sıcaklar böylece. Eti keserler, yassızı keserler, büyük parça haline asırma gibi. Dizeler taşların üzerine. O yakmaz onu kurutuyor. Öbür tarafa çeviriyorlar. Bunlar takır takır kuruyor bunlar böylece. Bunları 5 torbaya koyuyorlar, saklıyorlar böyle. Bir yıl onu yiyorlar, bir yıl böyle. Yiyici zamanlar onu kesiyor, kaynar suçu atıyor. Ta et gibi olurlar. Et kurutmaya da teşrik derlerdi, o günleri derlerdi, onun için derlerdi bu şekilde. Fakat tabii İslam'daki anlamı başka oluyor burada. Eyyam-ı ma'dudat var. Eyyam-ı ma'dudat, Veskirullah ayet-i kerime geliyor. O bilinen günlerde Allah'a zikredin Mevlam buyuruyor. Veskirullah'a geliyor orada. Tekbiri getirmek.
Arefe günü biliyorsunuz sabah namazından başlıyor bu. Arefe günü sabah namazından başlıyor. Bayram dördüncü gün iki namazında son buluyor. 23 vakit ediyor. Bu İmameyn'in iştihadına göre. İki imam, Ebu Yusuf İmam'ın iştihadına göre böyle oluyor. Şafii mezhebi aynı şekilde Arefe günü sabah namazında tekbire başlanıyor. Yalnız farz namazlarında Hanefi'de. Farz namazlarında ama böyle. Sünneti yok böyle. Hatta bayram namazı da dedirmek vacip değil o bile. Sünneti o vacip değil o var. Farz namazından sonra tekbir getirmek burada vacip oluyor. Yumuş vakitte. Kimlere? Kim namazda mükellefse, erkek, kadın, yolcu, zengin, fakir, kim olsa olsun, kim ondan namazda mükellefse, bunlara tebrik getirmek de vacip oluyor teşrik günlerinde. Bu tabi her şeyin bir kökünü var, ilk başlangıcı var. Nasıl başlandı bu? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye teşebbüs ettiği anda olan bir olay bu. Hz. İbrahim Aleyhisselam ul-enbiyalardan deniyor bunlara. Yani peygamber büyüklerinden, ul-azim peygamberden bunlar. Çok imtihanları yani katım diyelim, ne diyelim artık böyle dilimde varmıyor da bir peygamber karşı konuşmaya böylece. Yani imtihanlar çok büyük geçti, imtihanları çok geçti. Neden? Makamı büyük olduğu için, büyük olduğu için. Allah, Celle Allah kulunu sevdi mi, Allah kuluna musibet verir muhtemelen. Allah kulunu sevdiğini verir, sebep verir böylece. Bir de ceza olarak verilir. Bir de Allah sevdiği kuluna verir. Neden? Cennet öyle makam var ki cennette, o sınırsız bir cennet, öyle makam var ki cennette, kul oraya ibadete çıkamıyor, yetişmiyor, yetmiyor, yetersiz. Yetersiz orada. Sıçrama gerekiyor böyle, hareket gerekiyor böyle, büyük bir hareket gerekiyor makama çıkmak için. Bu da nasıl oluyor? Sabırla. Mevla kulu imtihan eder, kulağını sabreder. Bu nedir? Bir sıçrama böyle. Dünyada daha başta sıçrama böyle şey. Evliya makamlarından böyle. Evliya makamlarından böyle sıçramaya başlar bunlardan. Bir insan tabi peygamber de olsa makamların sonu yok ki ve Allah katına cezalı. İbrahim Aleyhisselam ilk imtihanı ateşe atılmak ile, ateşe atılmak. Yaşı 18 yaşında, 18 yaşında genç. Yani hayatın en tatlı zamanında böyle. Yaşı 18, mancınağa kondu Urfa'da. Gidenler görmüşlerdir ki direkt duruyor halidir onlarla. Urfa'da mancınağa kondu. Niye mancınağa kondular? Ateşe atamadılar ki askerler, yanaşıyor ateşe hep alevinden böyle. Çok büyük ateş, dağ gibi ateş böyle. Tamamen çıplak soyuldu, ana doğma soyuldu. İki ayağa bağlandı, iki el ensesine bağlandı. Oturtuldu, ateş atılacak. Nemrut da orada tabi oturuyor tahtında. Son teklif yapıldı. Ya İbrahim, eğer onların putlarına, heykellerine secde ederse, affedecekler. Eder mi? Edemez ki. Yani candan Allah daha tatlı vardı. Cennetten daha tatlı Allah. Yani kim Allah'ın aşkını alabilir, tatabilirse ne yapsın cennetin muhtemelen? Cennetin ne yapsın? Huriler ne yapsın muhtemelen? Ne yapsın böyle? Bu bir Allah demenin zevki, aşkı, muhabbeti, o muhabbetullah yeter artar kullar böyle. Melekler tabii şaşkın melekler. Bakıyorlar bir İbrahim Aleyhisselam Hayrullah, Allah'ın dostu olan bir, dostu olan, Allah'ın dostu olan herhalde atılacak.
Geldi melekler, huzura secde kapandılar. Ne olur Allah'ım, izin ver, onu kurtaralım. İzin ver bize. Ne buyurdu Mevla? Meleklerim, onun benden başka yok ki Rabbi. Onun benden başka Rabbi yok. Kimse onu gönül etmez. O bir Allah der, başka bilmez o böylece. Yalvardı melek, Allah'ım izin ver bize ya Rabbi Allah'a. Bir gidelim bakalım. Gidin bakalım. Bir melek geldi. Ya İbrahim ne olur izin ver seni kurtarayım. Allah buyurdu izin verirse kurtaramam. Kimsin sen? Rüzgara bakan melek benim. Bir anda burada bir fırtına katını koparayım. Hortum yapayım burada. Atışı dağıtayım burada. Gülce sen işine bak. İkinci melek geldi. Sen kimsin? Yağmurlara bakan melek benim böyle. Bütün bu duruma şevkedeyim. Bir anda hem burasını göl yapayım. İşte böylece. En son Cebrail Aleyhisselam. Ağlıyor Cebrail Aleyhisselam. Allah'ım bana izin ver ne olur Allah'ım izin ver. Dayanamayacağım diyor İbrahim aşatmasına. Git izin ver diyor bakalım. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tabii şöyle ibadet var böylece. Dedik ya İbrahim eleki hacetin. İbrahim ne olur bana beni yardım iste. İçin var mı? Fekale emma eleyke la. Hayır sana bir işim yok böyle. Fesel Rabbeke. O da Rabbinin işte. Fekale hasbi min suali aleyh bi hali. Allah benim halimi biliyor. Görüyor. Yeter. Yani böyleyim demeye gerek yok. Bak, bak. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Onun bilmesi yeter. Yeter buyurdu. Şimdi bir de kendimize bakalım. Ben bugün bu konu ben kendi kendime çok bir duygulandım buna da muhtemelen. Bir de kendime bakalım dedim şöyle. Mesela günümüzde insanlar, hele hanımlar, bir haceti vardır, hastası vardır, evlenecektir, kızı vardır, oğlu vardır, şu neyse böyle bir şey vardır. Filan türbeye git, filan türbeye git, oraya adak yap, şuraya yap, buraya yap, şuraya yap. O türbe ne yapsın? Ne karşılık etsin seni alacak hanımına? Sen hasta ne karşılık hastalığına? Ne karşılık etsin? La şerike leh makamı var. La şerike leh. Onun şeriki yok. Makamı tevhid bu işte. La şerike leh. Mülk onun. Onun ortağı dengi yok. Kimse karışamaz. Kimse karışamaz. Yani bizler oraya koş, buraya koş, onu yalvar, buna yalvar, şöyle yap, böyle yap. Bak İbrahim Aleyhisselam ayağına geliyor. Cebrail Aleyhisselam en büyük melek. Gelirse Urfe'yi alt eder. Kaldırır böyle. Taktın bir kanadını Urfe'yi alt eder böyle. Kaldırır. Ya İbrahim ne olur ben yardım edeyim. E meleke la. Hayır. Allah yalvar o halde bu zaman dayanamıyor. Halim biri gölüyor. Gerek yok. Ama Rabbim ne yaptı? Mevlam bundan tabi razı oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı kazandı. Yani Allah'tan başka hiçbir şey emel etmedi böyle. Ateşi alevi görüyor. Sıcaklığı yüzüne vuruyor. Bedene sıcaklığı vuruyor. Ateşi yanmak, Allah'ın takdiri razı olmak daha tatlı geliyor ona böyle şey. Yani ateşte yansın, eder ki Allah diye yansın. Onunla başta emel etmesin. Yani tevhid ayrılmasın. Mevlam mümin nokta bundan. Der ki ona da manşe geldi. Arşa gidiyor. Elham buyurdu. Bismillah. Ya naru. Ey ateş. Künü berden. Mesela İbrahim. Künü berden soğuk ol. Ve selamen. Ama buz gibi değil. Üşütme ama. Selametli bak. Kime? Allah İbrahim. Sı İbrahim'ime. Sı benim İbrahim'e Mevla buyuruyor. Ona. Başka bir şey yak. Isırın devam ettir böyle. Ona vereceğim. Ateşin bir ısısı var, harareti var böyle. Allah onu vermiş bu zaman böyle. Mesela biber insan yakıyor bazı, acı biber var. Onu acılı veren kim? Bal tatlı, onun tadı veren kim ona bu şekilde böyle? Rengi, kokuyu veren kim? Yaratan kim? O özellikle veren kim böyle? Hepsi benim kontrolüm o zaman böyle. Benim böyle buyurdu, kazanayım ben tabii. Fakat imtihanlar bitmiyor ama.
Gitmiyor. Sonra hicret, göç. O da etti İbrahim Aleyhisselam. Tam doğu büyüdüğü yerden böyle işi icabı değil de böyle bir sürgün şeklinde oradan çıktı. Harun'a gitti. Suriye'ye geçti oradan. Mısır'a geçti. Oradan döndü. Filistin'e gitti. El Halil kasabasına gitti. El Halil kasabası var orada. El Halil kasabası oraya gitti. Mezar da orada. Şu anda İsrail'in elinde inşallah kurtuldu inşallah. 61'de gittim o zaman Urdun'a ait orası. Gittim o ziyaret o zamanlar. Tabii hep bu hicretteki böyle bu yoldaki bu farklı yönler İbrahim Aleyhisselam öyle değil aslında benim anlamda. İlahi yönlendirme abi böyle bak. Önce Harun'a gidecek. Harun'a kutsal bir yer muhtemelen Harun'a böyle. Suriye'ye geçecek, Mısır'a gidecek. Hazreti Hacer'i orada aldı işte böyle. Cahil oldu Hacı böyle. Tabi konu girmiyor fazla. Filistin'e gitti. İbrahim Aleyhisselam şimdi Helale kasabasında oraları çöl gibi oradan oraları böyle ama. İnsan yok böyle şey. Oraya geldi işte. Issız, sessiz bir yere böylece. Gönlüne geldi ki bir evladı olsa da, yavrusu olsa da onu sevse. Hanım vardı Hazreti Sare. Urfa'dan beraber geldiler. Ama bir de çocuk sevgisi gönlüne gelir, çocuk. Yani çocuk önünde onu kucağına alsa, tutsa eline yürürse, onu okşasa, onunla konuşsa, onu sevse, öyle işte gönlü gelir böylece. Mevla'dan istedi. Allah'ım bana salih evlat ver. Allah verdi ama istediği için imtihanı ağır oluyor muhtemelen. Eğer Mevlamız kula istemeden bir şey verirse imtihan olmaz lazım böyle şey. Kul ile isterse Mevlam verir derse, Mevlam derse verir, imtihan ağır olmuş böyle şey. Mevlam İsmail Aleyhisselam verdi ona yavrusu böyle. Çok da ama sevimli böyle. Doğuştan da o kadar nur. Tabi o da peygamber olacak. Doğuştan peygamber zaten ezelden, ruh aleminde. O kadar o da sevimli. Fakat ne oldu Müslümanlar? İbrahim Aleyhisselam'ı daha sevmeyen doymadan Allah emir verdi şimdi. Ya İbrahim, İsmail'i al, Hacer'i al, Hacer'den doğdu. Onu al, onları uzak bir yere şöyle götür bırak onları. Neden buyurdu? Emir bu şekilde. Aldı onları Filistin'den Mekke'ye, Kabe'nin bulunduğu yere. O anda Kâbe yoktu ama. Nuh tufanında göğe kaldırmıştı Beytül Mamur. O zaman Kâbe'nin bulunduğu yere boş. Yalnız Kâbe'nin bulunduğu yere yüksek tepeydi, hafif yüksekti böyle. Temeli vardı böyle. Evet ama Mekke'de şehir yok Mekke'de böyle. Su yok Mekke'ye mükerrem olduğu yerde. Issız bir çöl. Sonmaya da kuş da olmuyor böyle. Kuş sesi yok böyle, insan olmadığı gibi. Aldı bunları getirdi tabii. Kâbe'nin bulunduğu yere bıraktı. Tabii girmeyeceğim bu konuya fazla buna girmeyeceğim. Tabi hep bunlar kaderin vakti gelince uygulamaları Mekke'de şehir kurulacak, oraya Kabe yapılacak, son pek oradan gelecek, orada İslam'ın merkezi olacak, kıblesi Kabe olacak. Olacak bunlar böyle şey. Fakat tabi Mevla onları bilirmiyor o anda, o anda imtihanda ama ona layık o imtihanı böylece. Getirip bırak tabi onları böylece. Sonra en bir imtihanı oldu İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmek. Bir baba hem de kendi eliyle. Ne zaman? İsmail Aleyhisselam yürümeye başladı. Babasını böyle artık koşup oynama başladı böylece. Yani en tatlı bir zamanda. Me'avsi'ye. Sahip gayrete geldi böyle. İbrahim Aleyhisselam sende biri geliyor, ziyaret ediyor. Mevlam buyurdu ona, en sevdiğini bana kurban et, en sevdiğini bana kurban et rüyasında. Vahiy bazen rüya olur peygamberlere. O da vahiy onların gibi. Gerçek rüyadır. Onun içine karşılaması da uyandı, düşündü, en çok sevdiğine develeri vardı. Hepsini kesti.
En çok onu sevinmeni kesti. Ersa Haşem olmadı İbrahim. En sevdiğini etmedi sen bana kurban. Sırları vardı, koyunları vardı. Yok, fayda yok böylece. Elan buyurdu. En sevdiğin İsmail sen İsmail. En çok onu seviyor. Onu kurbanacaksın böylece. Filistin geldi Mekke'ye mükerremeye tabi. Hazreti Hacer'e, Hacer, İsmail'e hazırla, bir aşağıya bir dolaşacağım onunla beraber. Bir de iple bir bıçak alayım da, dönüşte bir de çalışıp getiririm kesip de eve. Bana tabi söylemedi. İsmail Aleyhisselam aldı. O da babasını yılda bir defa görüyor. Baba hasreti kendisine var. O da sevinçlik İsmail Aleyhisselam babası geldi. Babasına haber bir yere gidecek, gezmeye gidecek, babasıyla beraber gidecek. O kadar sevinçti ama böyle. O kadar son şeyinde böyle sevinçti. Şimdi beraber gidiyorlar, Mina'ya da gidiyorlar, Mina'ya gidiyorlar böyle. Oradan gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam şimdi nasıl söylesin ona? Söylemek istiyor. Böyle yatırmamış tabii yere. Söyledi. Ya İsmail evladım, Allah bana emir verecek Celle Celaluhu. Sen Allah benden kurban diliyor. Ne dersin? Ma'da terayen ayet-i kerime geliyor. Görüşün ne dersin? Ya ebedi fal ma tü'mer. Ya ebedi fal ma tü'mer. Baba ne umumuz hemen yap bak. İfal ma tü'mer. Hemen yap baba. Yap baba. Tabi teslim oldu. Mina'ya gittiler şimdi orada. O kurban kestiğimi orada kurban kesiliyor işte. Orada. Şimdi kesecek dedik İsmail Aleyhisselam, çocuk da baktı herhalde. Baba, elim ayağım sen benim bağladı. Ben canlısıyla tepinirim de, elim ayağım tepinirken farkına varmadan sana vurmuş olabilirim. Babama hastalık ölmek istemiyorum baba dedi. Elim ayağım bağladı, sahibi zararım olmasın. Tabii elini ayağını bağladı, iple bağladı. Baba dedi, yüzüme bakma. Keserken, belki içine bir evlat şafırı gelir de bıçak kesemezsin de böylece. İsmail Aleyhisselam tabii gözü yaştan böyle. İstemiyor onu göstermek ama gözü yaş tabii. Evlat, elini kesecek böyle. Yani bir sığır almamada kes değil mi o da böyle. Yani bütün seyretlerime razı, herkes razı tabii. Ve kendi eliyle kesmek yani. İmtihana bakın böyle. Yani gerçekten akıl aşan bir imtihan böyle. Kesecek ama Allah'a teslimiyete bakın böyle şey. İbrahim Aleyhisselam yavruyu kesmiyor, Allah teslim oluyor. Felemma eslema böyle bakın. Felemma eslema. İkisi teslim oluyor böyle. Öbürü de canını teslim Mevlamıza böyle teslim oluyor. Tabi bıçağı bir çekerken Allah buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a. Buyurdu Mevlam ona. Ya Cebrail, cennete git. Orada Habil'in koşuyor, Habil. Koşarmış ya, Adem Aleyhisselam'ın oğlu etmişti. O koş kaldırıldı, kabuğa kaldırıldı, cennete götürüldü bak. Hikmete bakmadan hemenler. Hikmete bak böylece. Koşu al, İbrahim'e götür, İsmail'e ben onu kurban etsin, kestim böylece. İbrahim Aleyhisselam koşu aldı cennetten. Nereye cennet? Göklerin üzerinde. Yedi kat gökler var. Madde aleminin üzerinde yani böyle. Üzerinde. Kim bilir kaç yüz milyar ışık yılı. Kaç yüz milyar ışık yılı. Hakkı hayal sığmaz yani böyle. Oradan Cebrail Aleyhisselam koşu aldı. Tam birinci semada, orada bunları gördü. Biri gözü yaşlı baba. İbrahim Aleyhisselam gözü yaşlı baba. Elinde bıçak, Öbürü de boynu uzatmış. Babası rahat kestin derken bakmadı. Şu teslim bakın ben yani. Yani kim bunu yapabilir? Yani biz neredeyiz? Ona nerede? Yani cennet onlara helal olsun. Neredeydin orada? Uzatmış şeyini. Cebrail Aleyhisselam melekken o bile heyecanlandı, duygulandı böylece. Ne yaptı oradan? Tekbir aldı işte böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dedi böylece. Allah ne büyüksün, Allah azametin. Ne oluyor Rabbim? Taaccüp böyle. Ne oluyorken böylece?
birinci semada, yıldızların arasında, oradan İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duydu. Duydu, onun kadar baktı, Cebrail gölgenin kök koşuya geliyor böylece. İbrahim Aleyhisselam'ın şunu söyledi. La ilahe illallah, Allahu Ekber dedi o da. İbrahim Aleyhisselam dedi bu şekilde. La ilahe illallah, Allahu Ekber dedi o da böyle. Altında ilah yoktur, ne biz Allah'ı. İsmail Aleyhisselam bunu duydu. O da şunu dedi. Allah'a ve illa hamd dedi o da. Yani ne bir hal, ne bir imtihan böyle. Nasıl bir hal oluyor böylece? Yani akıl aşan bir şey böyle. Cebrail Aleyhisselam koşu getirdi. Tabi İsmail Aleyhisselam'ı hemen kaldırdılar. İbni çözdüler. Baba o güne sarıldı bunda baba o. Tabi ne de olsa biri de can tabi. Tatlı gene tabi. Babasına sarıldı. Aldaştılar. Hemen secdeye kapandılar. İşte oradan beri tekbir devam ediyor. Bunda dört tekbir var Allahu Ekber. İkisi başında, ikisi sonuna doğru geliyor böylece. Ortada tevhid, sonunda hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü, Allahu Ekber. Allahu Ekber, billahil hamdı. Sonu dal, de muhtemelen. O da hamd diyorlar, te, anlam bozulur. Billahil hamdı, sonu de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki tekbir böylece. Yani ne büyüksün Allah'ım? Ne büyüksün Allah'ım Celle-i ne büyüksün Allah'ım böyle? Sensin büyük olanı. Sen bak ilah yoktur. Sen Allah'ın büyüksün. Sonra da Allah-u Ekber velillahil hamdı hamdı, övgü hepsi Allah'a mahsusun hakkıdır. Teslimiyet. İşte her Kur'an bayramında Arefe günü Arefe günü bu tekbir sabah namazından başlıyor. Dönecek günde iki namazında son buluyor. Yalnız farz namazlarında oluyor. Şafii mezhebinde bunu ilave edilir daha buna ilave ediliyor. Şafii mezhebinde üç tekbir baştan Allahu Ekber üç defa getiriliyor. Bir de sonunda Allahu Ekber kebiran, sonunda kesiren, sonra büyükten ve aslıyla diye ilave ediyor Şafii mezhebinde. Gelelim inşallah sünnet olan tekbirlere. Namazda intikal tekbirleri, intikal. İntikal bir yerden bir yere geçmek. Değişim anlamına geliyor. Farzdan diğer farza geçişte, her farz geçişinde tekbir alınıyor. Bu da sünnettir böyle. İlk tekbir aldık, farz. İftar tekbiri farz böyle. Kıyam bitti, zam-ı sure bitti, rükü geçeceğiz. Kıyam farz ayetim böyle. Rükü de farz. Ne oluyor? Bir farzdan bir farza geçiliyor. Buna tekbirle geçiyor bakın, tekbirle. Allahu Ekber, öyle böylece. Burada tekbir olmasa, burada kul ne yaptığının farkına olamaz böyle. Yani bir Allah'a şükür, Allah'ın büyüklüğünün de eğilme. Allah'a kadar. Kul kendine böyle vahde denizi buna, vahde denizi böyle. Tevhid denizi böyle. Kulluğu ne yapıyor kendisi burada? Kıyam bitti, kıraati bitti. Tabi yapanlar yapıyor muhtemelen. İşte beceremiyoruz ama böyle yapanlar yapıyor böyle şey. O namaz da Miraç namazı, Miraç namazı böyle şey. O namazın tadını ala ala böyle şey. Zevki ala ala böyle şey. Mekke mükerremede bir sahabe-i kiram asacaklardı müşrikler. Esir aldılar bunu bir yerden. Öyle alındı böylece. Epey bir bağlı kaldı, el ayaklı, demirde bağlı kaldı. Bedir Savaşı'ndan babaları öldürmüştü bu yani. Ondan dolayı bunu asacaklar şimdi bunu, sahabe-i kiram. Radıyallahu anh Hazretleri. Bunu sabaha karşı Mekke'nin dışına çıkardılar. Sehpa kurdular, üç ayak sehpa kurdular, asacaklar böylece. Toplandı hepsi böyle, kadın erkeğe sevinçler ama şimdi böyle. İntikam alma hırsları şeytan gibi, o şeyle. Bunu eline bağladılar, asacaklar bunu. Buna son bir isteyen var mı diye sordular. Dedi ki,
Şey bir baktı şöyle, doğu ufkanda bir baktı, dedi ki sabah namazı vakti gelmiş. İzin verirsen dedi, iki kat sabahın farzını kılayım dedi böyle şey onlara. Ona beni kıl dediler. İzin verirler müşriklerde. Elini çözdüler, hem oradan temim yaptı, bu sabah namazının farzdan durdu, iki kat farzdan durdu. Bir namazı durdu, tabi tekbir aldı. Allahu Ekber deyince unuttu kendisini anda, unuttu. Artık unuttu, sehpayı unuttu, hepsini unuttum lan. Allah'ın büyük karşısında eri de bitti böylece. Allahu Ekber deyince böyle. Tabi başkanıyla kıraata başlayınca, ayet kelime başlayınca her kelimesinin böyle tekrar anlamını bilerek böyle o sırrı açtılar kendisine. Öyle daldı ki Kur'an-ı Kerim, daldı ki Kur'an-ı Kerim'e, daldı Kur'an-ı Kerim'e uzuyor. Bir an baktı etrafında bir gürültü var. Gürültü var, konuşuyorlar. Onlar işte kendine konuşuyorlar. Ödünden korktuğu için uzatıyorlar namazı bahsediyor böyle konuşanlar. Dedi ki kalben, Allah'ım, Allah'ım dedi Cehali. Biliyorsun Allah'ım, doyamadın namaza. İbadet doyamadın Allah'ım, biliyorsun Allah'ım. Ama müşrikler ölüm korkusuyla böyle yapıp demesene dedi. Ama kısa geçsene dedi. Kısa geçsene namazı muhtemelen böyle şey. Şimdi bunu asacaklar. Ben bir ricam var dedi. Yüzünü kıbleye geçsene böyle asarken böyle şey. Onun inadına ters bunu çevirdiler böyle. Ters çevir aslar. Asarken daha hemen daha yüzü kıbleye döndü böylece. Aslı bak, boşlukta. Aslı, uğraşla çeviremediler bunu böyle. Öyle kaldı muhtemelen böylece. Öyle kaldı. İşte, yani namaz böyle bir hazine. Hazine böyle. Tabii anahtara oraya girenlere ne mutlu onlar tabii. Demek ki her farzdan diğerine geçişte, tekbir alıyor böyle. Kıyam bitti. Allahu Ekber. Rükkâ diye böylece. Allah'ın bir kadar işte ona bir azim böyle. Azameti Mevlam'ın tekbir böylece. Kalkılıyor. Yine secdeye varılıyor. Secdeye varılıyor. Rükû, secde bunlar için farz bunun için. Gene ne yapayım? Tekbir gire. Allahu Ekber diye kalkıyor. Secdeden kalkıyor. Devamlı tekbir muhtemelen böyle ediliyor. Günde 40 rekat namaz var. Farz, sünnet ile vacibe beraber böylece. 200 küsur tekbir var bunda bakın. 200 aşan tekbir alınıyor böyle. 17 tekbir, ondan farz başka olmuyor. Onun dışında böylece. Yani namaz kılan kimse günde 200 aşan tekbir alıyor burada böylece. Namazda böyle. Her şeyde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir alıyor burada böylece. Yani bu tekbirleri inşallah namazda daha bilinç yapalım inşallah Teala. Bir de ezanda var. Tekbir sünnet ezan. Ezanda o da tekbirle başlıyor. Namaz tekbirle başlıyor. Teşhid tekbiri tekbirle başlıyor. Ezanda o da tekbirle başlıyor. Tekbirle başlıyor ezanda. Nasıl başlıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başlıyor bakın. Ezanda o da böyle. Yani tekbirin bakın diğeri böylece. Namaz yinin direği. Ezan da İslam'ın şiar alameti yani simgesi İslam'ın böylece. İslam'ın böylece. Bakın namaz ve ezan tekbirle başlıyor. Allahu Ekber diye başlıyor böylece. İnsanların gafleteyken, tabi sabah namazında uyku gafletindeyken, günümüzde insanlar işi dalmışken ezan okunuyor. Nasıl başlıyor? Allahu Ekber! Hemen değil mi? Kulmak var. Kıyam toplanıyor. Allahu Ekber. En büyük Allah böyle. İşim var, gücüm var. Evet, bak hepsi var ama Allahu Ekber ama ya. O Allah büyük. O Allah egemenlik hakkı ondan mı? Büyük onun. Her şey Mevlamız'ın böylece. Allahu Ekber. Bak nasıl uyarıyor böyle. Hemen hayal-i sıhhatle başlamıyor ezan. Namaza gelin yok böylece. Namaza gelin. Yani gelirim ama işte işim var. Bak. Önce tekbir ama. Önce uyarı. Hatırlatma böyle. Allah'a büyüklüğünü hatırlatmak önce konu böyle. Allahu Ekber. Dört hem dört bir şey etmiyor. Dört sefer böyle böyle. Ki ondaki işi ağır duyan vardır, işi, sesli işi vardır, gürültü işi vardır, şu bu vardır. Demek ki dört defa tekrar dört defa böyle. Başında, iki de sonunda var böyle. Altı tekbir var böyle. Günde beş de okunuyor. 30 tane tekbir alınıyor böyle. Ezan da var. Tekbir alınıyor.
tekbir alınıyor. Kâmet, o da tekbir başlıyor kâmette böyle. Farza kalkılacak, farza kalkılacak. Nasıl kalkıyor farza? Kâmet, o da ezan böyle. Ne farkı var? Kâdu kâmet-i salâh farkı var böyle. Kâdu kâmet-i salâh. Namaz başladı, namazı açtı alıp var böylece. Hanefi'de bunda iki kelime fazla kalkamış taraf böyle. Tekbirden dört tane böyle. Yani diğer mezheplerde iki tekbir var ezan kâmetin başında diğer tekbirlerde. Diğer tekbirler kâmet o şekilde. Tabi bunda da hadis-i şerifte kaynaklarından var bu şekilde. Demek ki namaz tekbirle giriliyor. Ezan tekbirle baş Allahu Ekber diye bir uyarı yapıyor böylece. Yani bir mali bomba patlıyor böyle. İnsanları uyarıyor böyle. Bu insanları. Tabii ne yazık uyanmayanlara ne yazık muhtemelen böyle. Ne yazık yani duymayanlara bunlara böyle. Duymayanlara Allah korusun. Peki onlara namaz lazım değil mi onlara? Onlar farz değil mi? Farz ama muhtemelenler. Ne zaman onlara anlayacaklar bunu? Musallaya gelince. Musallaya gelince. Ne kadar ezanı insan duymasa da, namaz kılmasa da, abdest sağa da cünüp geçse de, hatta namaza karşı olsa da, sonra ne oluyor? Müslüman diye Türkiye'de yaşadığı için, ülke yaşadığı için, o da sonra nereye getiriliyor? Musalla. Nedir musalla? Cami kadar taş, musalla taşı böyle. Getiriyor böyle. Konuyor böyle. Erkekler genelde havlu konuyor. Erkek beli mi? Tabii havlu konuyor böyle. Neden havlu, neden havlu? Abdest almanın işareti bu böyle. Bu abdest alırdı, havlu silinirdi erkekler. Simge bu, havlu. Kadınlara başörtü konuyor böyle. Başörtü konuyor kadınlara. Yani kadına simgesi başörtüsü. Ama ne oluyor günümüzde? Bir başörtmeyen kadın da, o da geliyor oraya. Tabii onun da başörtüsü var. Ne yapıyor şimdi orada böyle? O da bir ah çekiyor muhtemelen. O namaz kılmayanlar, camiye gelmeyenler, efendim işte çağdaşı taşlar, şimdi bunun taşlar ne yapıyor böyle? İdeoloji, rejim ne olsa olsun böylece. Allah-u Ekber ya, Allah büyük, her şeyin üstünü velan böyle. Onun azameti, kudreti var her şeyin üzerinde. Onun kanunu yürürük de, en son ne yapıyor? İster istemez herkes buraya geliyor. Herkes buraya geliyor. Herkes böyle geliyor böylece. O tabutu görünce korkanlar, ama ölümden bahsetme diyenler, ya ölümden bahsetme korkuyorum diyenler, ona da ölüyor. Ona ölüyor böyle. Ona da kefene giyiyorlar, kefene giyiyorlar. Peki farkında mı? Oh, nasıl farkında hem de, nasıl farkında? Nasıl farkında böyle şey ya? Nasıl farkında böyle şey? Hele o kefene giyme var, kefene giyme var ya böyle, aynen hepsini görüyor böyle. Yıkanı görüyor, su dökeni görüyor, yardım edeni görüyor böyle, konuşan hepsini duyuyor, hepsini görüyor. O kefene sarılırken, kefene sarılırken o kadar korkuyor, hal gelirken böyle, pişmanlık böyle. Pişmanlık içerisinde. Ona kefe o zaman korkunç görünüyor kendisine böyle işte. Ama iyi insansa ona kefen, ona kucağı gibi oluyor böyle. O ona hoşuna gidiyor böyle böyle. Yani sarın beni, sarın. Sonunda ne olur sonunda? Tabuta bindiriliyor, tabuta. Tabuta bindiriliyor. Ben yani tabii musallaya getiriliyor. Ey gel bakalım sen buraya bir gel bakalım buraya. Gel bakalım sen buraya bir. Namazlarına gel bakalım buraya. Oradan mezara giderken başlama başlıyor. Ey netezze bu nebi. Nereye götürüyorsunuz? Beni götürmeyin. Beni götürmeyin. Nasıl götürmesinler ki? Hele günümüzde, hele günümüzde hastanede ölüyor kişi. Efendim işte orada yıkansın. Orada orada kalsın efendim işte. Ya. Orada morgda kalsın bak. Getir bir aşı evine. Getir bir aşı evine değil mi? Bak insan böyle. Evinde yatsın ben. Çoğuşlar hastanın hepsini görüyor bu. Evinde yatsın böyle. Yani çok acı muhtemelenler. Yani günümüzde çok kişi ben korkarım. Babasından korkuyor, kadın kolesinden korkuyor, kurus hanımından korkuyor, kızından korkuyor. Efendim işte hastaneden morta kalsın, orada kalsın gece, sabah getirsin der. Sabah getirsin böyle, gece gelmesin yine böylece. Bırakın gelsin ve evine gelsin. Çocuğun başına gelsin, ona dua ediniz, okuyunuz ona.
Bunu Allah yalvarın, bunu inşallah bu şekilde böyle. Onlar o da dostunu bir son zaman görsün bu. Yatsın evine bir kendi evinde. Yine tekbir bitmiyor muhteremde. Yani Müslümanın günlük hayatı tekbirle geçiyor bakınız. Daha ne var bundan başka? Namazın sonra 33 defa tekbir çekilir be, 33 defa da. Tabi Sübhan da var da, tekbir kuramız. Her namazdan sonra 33 defa. Şimdi 99 oluyor, biri uzun tevhid var. 33 defa kul ne yapıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ver bakın böyle. 33 defa böylece. Günde 165 tevhid oldu bu böylece. Tevhid getiriliyor. Bir de bunun dışında yolculukta yokuş çıktığı zamanlar araba olsun nasıl olsun böylece tevbi getirmek o zaman müstahap muhtemelen yukarı çıkınca böylece. Allah-u Ekber demek müstahap böylece böyle. Hele uçak yükselince, uçak böylece çıkınca orada tekbir. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Bir de yangına karşı tekbir, yangına karşı. Adı şerif var muhtemelenler. Yangın çabuk söner. Tekbir böylece. Allah ev olsun, orman yangını olsun. Bunu görenlerin burada tekbir gitmeyecek, tekbir gitmeyecek böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye tekbir gitmeye giriyor burada. O tekbirle yangına çabuk söner. Bir de hayvan keserken de önce Bismillah, yani bu kadar ama. Arkadan Allah-u Ekber. Yani Müslümanın günlük yaşamı hep tekbir deryasının denizinde böyle. Yüzü insan böyle. Namaza girişte böyle, tekbir böyle, her tarafa tekbir, tekbir, tekbir bu şekilde böylece, tekbir, tekbir. Bir tekbirin sevabı yer göğü kapsıyor mu? Bir tekbirin sevabı böyle, yer göğü oradan kaplıyor böylece. Bu da büyük sevabı, bir tekbirin sevabı var. Mahşer yerinde sıra mizanın tahtaya gelince ne olacak? Tekbirin her biri bizden konacak bu trenler. Tabi farz tekbirlerin sevabı çok daha büyük. Diyelim ki mesela Ağrı Dağı, öbürü de bir ufak tepe. Böylece kul mesela beş namazını kılmış, tekbir almış beş vakitten de. Bilinçli almış, Allah'ı almış, Allah'ı almış böylece. Her tekbirin sevabı konuyor böyle. Her tekbirin sevabı konuyor. Kul bakıyor, oh tabi ne yapayım? Kul, oh ne kadar sevmişti ben, mutlu oluyor kul. Namaza tekbir, namaz dışında tekbir, namazın sonra tesbihata tekbirlere böylece, hayatı tekbire geçiyor, tekbir geçiyor. Bir de bayramlar, tekbir alan bayramlarda. Namaza giderken de tekbir almak yolda. Hatta Şafii mezhebine göre hep sesli almak gerekiyor. Evde, yolda, çarşıda sesli almak gerekiyor Şafii mezhebine. Allah, Allah-u Ekber böylece. Yani bir bayramı tekbirle süslemek bayramı, tekbirle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Ne anlama geliyor? Gafil olmayalım. Yani bayram diye boş vermeyelim diye anlama geliyor. Tekbir hatırlatma. Hanefi'de kurban gereken tekbirle gelmeye gerekiyor. Sessiz olarak. Ramazan'da daha sessiz olarak gelmeye gerekiyor. Bir de hatırlama gerekiyor. Kurban bayramında hacların durumunu da gerekiyor derler. Bilhassa Arafa günü, Arafa günü Arafa çıkmaları haccın merkezi orası böyle. Sorular sağa peygamberimize ben haccı, el haccı Arafa buyurdu. Hac Arafa buyurdu, Arafa. Haccın ciğeri özü Arafa'da bulunmak böylece. Nazım o Perşembe günü inşallah bu yıl Arafa gün oluyor orada. Cuma bayramı oluyor nasıl olsa inşallah muhteremler. Yani Perşembe günü inşallah Arafat'ta günümüz olsun orada, onlarla beraber olsun. Orada kimler var orada? Ne kadar evliya varsa yeryüzünde hepsi orada muhteremler. Kim bedenen, kim ruhan. Ne kadar evliya varsa yeryüzünde, ne kadar evliya varsa hepsi orada böyle. Bedenen, ruhan böyle. Kutbu Azam, Hüsnü Aleyhisselam orada böyle. Peygamber'in ruhaneti orada, böyle bir toplum. Tabii o toplumda nice aşıklar var, sadıklar var, zahitler var, tekvalar var, Allah diye yananlar var böylece. Tabii çay, keyif yapanlar vardı da,
Ama Allah dostları da var muhtemelen böyle şey. Her bayram inşallah böyle Arefe günü, Arefe günü orada hatırlamak gerekiyor orasını da, hatırlamak gerekiyor orasını da. Onlar böyle olmak gerekiyor. Ondan duasına ortak olmak gerekiyor. Mevlam inşallah bayramı hepsi harim barak gelirse. Cihazına Fatiha.